bir masal anlatlar. Daha önce e, dikkat çekmiştim. E, şöyle bir cümle kurmuştum. Hatırlansın bilmem. Bir elli sene sonra, fazla değil. Önümüzdeki 50 sene içinde Avrupa'nın, özellikle Avrupa'nın genelde Batı Uygarlığı'nın tarihini çok berbat yazacaklar. Yani inanılmaz vahşet var. İnanılmaz katliam var. Ya bir taraftan da sureti haktan görünerek yapıyorlar bunu. Yani demokrasi, insan hakları, özgürlükleri falan filan diyorlar. Başından itibaren hukuk diyorlar falan. Ama ortaya konan şey hakimiyetin ortaya konuş biçimi. Dünya üzerinde ürettikleri şeyler batılları çok berbat bir şekilde ee, Avrupa'ların dünya üzerinde kurdukları Egemma'nın tarihini çok vahşi bir şekilde e, yazacaklar yani yazılmasına yol açacak böyle bir durum var ee, şimdi şimdi arkadaşlar Cere, Cereme ben diye bir adam var. Cereme tam. Burada aslında üç kişiden e, yola çıkarak e, dünyanın nasıl bir felaketin eşini sürüklendiğini Batı Uygarlığı'nın Batı Uygarlığı dayandığı üç temel e, ilkeyi ve bu ülkenin e, nasıl dünyayı felaketin eşiğine sürüklediğini e, göstermeye çalışacağım. Oradan ne yapabiliriz? E, vakit kalırsa e, girerim inşallah. Orada bir boşluk var. Onun altını çizmek istiyorum. Bu adam ölünce gömmediler bu adamı. E, mumyasını yaptılar. Mumyaladılar. Yani adam mumyaladılar. Londra Üniversitesi'nde ee, bir yere yerleştirdiler. Yani şu an Londra Üniversitesi'nde mumyasıyla mumyalanmış durumda duruyor. Ee, İngilizlerin e, dünya üzerinde hakimiyet kurmalarını e, sağlayacak temelleri atan e, tiplerden birisi. Faydacılığın teorisyenlerinden birisi. E, en önemli en en, teorisinin en önemli iki sütunu var, e, haz ve acı. Yani ikisi de aynı yere e, gidiyor. İnsan e, aslında söyledikleri e, şu an, yani o zaman e, 18. yüzyılda söyledikleri şu an geçerli aslında. Şu an haz ve acı üzerinden e, faydacılığı tanımlıyor falan. Orada acayip bir problem bir şey var. Neyse çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Kafanızı ütülemek istemiyorum. Burada sormak istediğim şey üç adam dedim. Biri Edim Smith. Yani bu Edim Smith eee Smith biraz çağrıştırdığı için bu ilginç de hikayesi var. Canım ben tamam. Birazdan girerim gene ama Edim Smith'in ulusların wealth of the wealth of nations. Ulusların zenginliğini yazan, kapitalizmin e, teorisini geliştiren adam. Tamam. Dolayısıyla, e, daha sonraki süreçte, e, Darwin'in, vesairenin de aynı zamanda, çok beslendiği adamlardan birisi. Adam Smith. Yani ikinci e, kişi Descartes. Descartes e, üçüncü kişi de e, Göte. Göte'nin e, Faust'u. Faust'ta özellikle e, Marlow'a söylettiği bir cümle var. O cümle üzerinden üç postula üzerinden aslında Batı'nın nasıl kurulduğunu, Batı'da neler dönüyor falan, orada yolsuzluklar şunlar bunlar falan olmuyor diye sordunuz ama asıl şeyi felaketin teorik temellerini konuşmamız lazım. Şimdi eee Yani aslında bütün hikaye Descartes'le birlikte başladı. Descartes'in e, ee, Batılıların Dünya üzerinde hakimiyet kurmalarını sağlayan ve dolayısıyla eşyayı, tabiatı, dünyayı anlayamamalarını, sadece hakimiyet kurmak için hegemonya kurmak için, güçle değiştirebilmek için e nasıl kullanabileceklerine dair sadece e teori üzerinde kafa yormalarına yol açan cümlesi nedir? E yani iki iki cümlesi var. E birincisi, düşünüyorum o halde varım e cümlesi. Düşünüyorum o halde varım cümlesiyle birlikte artık Tanrı yer değiştirmiştir. Tanrı fikri yer değiştirmiştir. Artık Tanrı düşünce olmuştur. Dolayısıyla düşünen kişi olmuştur. Hayata şekil düzen verecek kişi Tanrı değildir, insandır. Felsefi olarak bunun düşünüyorum o halde varım o kadar üç tane bu kadar saçma bir cümle olamaz yani. Yani üç kelimeden oluşan bir cümle aslında 400 yıldır, 500 yıldır e, tarihin akışını insanlığın dolayısıyla aldığı şekli şemali acayip bir şekilde belirliyor. Bu çok önemli bir şey. Birincisi bu, kurduğu cümle bu. İkincisi, o daha anlaşılır bir şey. Bu düşünüyorum muhalde varım meselesinin insanın tanrılaşması olduğunu daha önce konuştuk. i̇kinci İki, cümle daha önemli. E, tabiatın efendileri ve hakimleri olmaya çağırıyor. Descartes. İnsan, tabiatın e, efendileri ve hakimleri olacak diye, sahipleri, hakimleri olacak diye bir çağrıda bulunuyor. Yani burada e, felsefe de, düşünce de, Batılıların e, modern modernliği kuran bir yolcuda bu şekilde başladıklarını görüyoruz. Yani düşüncenin temelinde e, insanın e, tabiata hakim olması, tabiatın efendileri e, ve hakimleri olması ilkesi modernliğin kurulmasını sağlayan ilkedir. Modern yolculuğu başlatan ilkedir. Orada ne var artık? Orada din yoktur. Din dışı bir uygarlıktır bu. La dini bir uygarlıktır. Tarihte ilk defa, ta, bunun altını çiziyorum. Tarihte ilk defa bir uygarlık din dışı. Tamam mı? İnsanlık tarihinde böyle bir şey yok. Yani hangi medeniyete giderseniz gidin, ister Çin'e gidin, işte oradan başlayın. Japonya'dan, Latin Amerika medeniyetlerine kadar, Afrika medeniyetlerine kadar dinsiz bir medeniyet düşünemezsiniz. Bütün medeniyetlerin kökünde, özünde, ruhunda, temelinde... Din vardır. Nokta. Dinin hayattan çekildiği, hayattan uzaklaştırıldığı, dolayısıyla çarpıtıldığı e, e, zaman dilimi son 300 yıllık zaman dilimidir. Biraz zorladığımızda 400 yıllık zaman dilimidir. Tamam mı? Modernlikle birlikte din dışı bir uygarlık başladı. İşin ilginç tarafı ne? İşin ilginç yani bize bütün e, insanlara Berbat bir tarih anlatıyorlar. Felsefe tarihi anlatıyorlar. insanlık tarihi anlatıyorlar. Düşünce tarihi anlatıyorlar. Vesaire insanlığın tarihini. Kendi tarihimizi de dolayısıyla biz burada batılıların şekillendirdiği zihin kalıplar üzerinden yazıyoruz. Batılıların şekillendirdiği zihin kalıplar üzerinden kendimize bakıyoruz. Batılıların ortaya koyduğu, geliştirdiği perspektifler üzerinden kendimize bakıyoruz. Bu öyle, bu o kadar büyük bir cinayet ki ya. Bunu yani bunu söylerken insan tuhaf tuhaf hissediyor kendisini. Çünkü insanlar hiçbir şey anlamıyor. Nasıl yani diyor. İşte yazıyor adam. Yazdı kanunu sildi attı defterden. Yani bunu ille de şeyle akademide yazmayı falan diye düşünmeyin. Sanatla yazıyor işte. Medyayla yazıyor bilmem ne vesaireyle yazıyor. Adam senin tarihini sil baştan yeniden tanımlıyor. E, bu ülkenin e, çocukları yapıyor ama buna Ha bu ülkenin ne kadar çocuğu? Ama bakın madem geldi, e, yeri geldi tam e, şey söyleyeyim. 16. yüzyıl insanlık zirve noktasıdır ve aşılamamıştır. 16. yüzyıldan itibaren bir çöküş yaşıyor insanlık. Tamam mı? Tarihi böyle okuyun. Yani Batılar ne yaptılar bize? Bilimi geliştirdiler, teknoloji geliştirdiler. İyi de bana ne verdiler? İnsanlara ne verdiler? daha insanca yaşayacağımız bir dünya mı kurdular? İnsanlığın daha insanca yaşayabileceği daha adaletin, hakkaniyetin, sulhün, selametin, barışın hakim olacağı bir dünya mı kurdular? Bu soruları niye sormuyoruz biz? İnsan için yaşıyor? Makine için mi yaşıyor? Makinenin hayatına hükmetmesi için mi yaşıyor? İnsan makine alışmak için mi yaşıyor? Lütfen. İnsan daha insanca yaşayabileceği bir dünya kuramıyorsa o zaman insanlığını yitiriyor demektir. Bu soruları niye sorun? Büyük adamlar sorar bu soruları. Yani demek ki bilgi adamları soracağı sorular. Hiç kimse bu tür sorular sormuyor. 16. yüzyıl insanlık tarihinin zirve noktasıdır. Ve bizim damgasını bulduğum, vurduğumuz zaman, dönüm, zaman dilimidir. Şimdi bakın. Ee, kanuninin defterden silinmesi dolayısıyla Osmanlı'nın defterden silinmesi gerekiyordu. Tamam mı? Çünkü e, hiç, hiç, ön yargı sanatıyorum. Hiç ön yargı, ön yargı ihtiyacımız yok ki. Saplantıya falan ihtiyacımız yok. Bakın. Bu adamlar ne yaptılar? Osmanlı bitti. Osmanlı durduruldu. Ondan sonra e, Avrupalılar e, ardından Amerikalılar dünya üzerinde mutlak hakimiyet kurdular. Ne oldu? Dünya cehenneme çağırdılar ya. Bir asırda dünya cehenneme çağırdılar. Yanlış mı? Tarihin, insanlık tarihinin en berbat, en berbat, en iğrenç savaşlarını yaşadılar. Ve birbirlerine kapıştılar asıl. Asıl birbirlerinin boğazına çöktüler. Bu çok enteresan bir şey. Tamam Osmanlı durduruldu. Birinci Dünya Savaşı neden mi oydu? Osmanlı durdurmaktı falan. Ve üstelik de Osmanlı çok acayip bir şekilde geliyordu. İnsanlar bunu göremiyor. Enteresan bir şekilde Cumhuriyetle birlikte bu silindi. de ortaya koydu. Bakın burası çok önemli. Buraya atlamayın. Meşrutiyetle birlikte bizim ortaya koyduğumuz 1860'lardan 70'lerden itibaren yarım asırda ortaya koyduğumuz inanılmaz bir entelektüel birikim var. Sanatsal birikim var. Edebi birikim var. Yani özellikle düşünce birikimi çok muazzam. Muazzam bir düşünce birikim var. Sanki burada yani ortaya konan yani o ortaya konan birikimin sembolik şahsiyeti Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa. Tamam mı? Ama aynı zamanda yani düşünün e, ee, Halim Paşa bunlar vezir azamlık yapmış adamlar devlet adamları bunlar böyle devlet adamlarını böyle çaplı devlet adamlarını hayal edemezsiniz zor yani yani Ahmet Dağdoğlu geldi mahvetti yani inan çok müthiş bir kimli bir arkadaş Ahmet Dağdoğlu. ama Tuhaf bir şekilde başkaları devreye girdiler. Küresel şebekeler şunlar bunlar falan devreye girdiler. Ben bunu şimdi söylemiyorum ha. Ben şimdi söyleyecek kadar aşağılık bir yaratık değilim. Bunu başından itibaren söylüyorum. Ahmet Davutoğlu'nun ne işi vardı kardeşim? Yani Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı en önemli şey ee, yeri geldi söylüyorum. Cumhuriyet tarihinde yaptığımız bizim en önemli şeydi. Üniversitelerin yapamadığı şeyi yaptı Ahmet onu Bilim sanatla, bilim sanat vakfıyla şu an mahvettiler. Canlı okulları yani. Olmaz ki. Yani orada yetişmiş bir insan vardı üniversitelerde. Üniversitelerin bir şekilde tekil olarak harcadığı, ee, mahvettiği insanları bir şekilde orada aldı. Yeni yeni kuşaklar yetişti orada. Çok güzel bir kuşak yetişti ve onların aldı hepsini hepsini devlet amele yaptı. Amele amele. Yeter abi. Bu olmaz ki. Genel müdür yaptı. Bilmem ne yaptı. Bakan yaptı. Takan yaptı. Bilmem ne. Olmaz. Bunun mevali var. Bu insanlar nasıl harcarsın böyle su gibi? Falan. Neyse. Yani zor yani. İnsanın zoruna gidiyor. Şimdi bakın. Özellikle meşrutiyet döneminde ortaya konan birikim, meşrut, yani bunun üzerine bir iki cümle kurayım. Meşrutiyet döneminde ortaya konan birikim, bizim de İslam dünyasının da dünyanın da eğer inkıtaya uğratılmamış olsaydı, eğer üzerinden silindir gibi geçilmemiş olsaydı, eğer tümüyle inkar edilmemiş olsaydı, bizim de bu, bu ülkenin de, Müslümanların da, dünyanın da toparlanması için yeterdi. Toparlanması için, Osmanlı'nın yeniden gelmesi için yeterdi. Yani Osmanlı çöküyor olabilirdi. Ee, yani fiilen, fiziki olarak çöküyor olabilirdi. Ama Osmanlı'nın ruhu bir şekilde, acayip bir şekilde insanlığın yeniden dirilmesi için, toparlanabilmesi için yeterdi. Çok muazzam bir birikim var orada, ortaya konan. Ama o bir o birikim ee, biraz kimsenin kafasında... Ee, karıştırmayacak şekilde ama biraz da karıştıracak şekilde çok fazla açık e, kurmadan cümleyi şöyle cümle kurayım bakın bu dünyada bu dünyada e, oynanan yani son 200 yılda son 100 yılda oynanan en büyük oyun tabii ki bizim üzerimizde oynandı bizim üzerimizde oynandı bunu atlamayın bunun üzerinde düşünün tamam mı yani inanılmaz e, bir şekilde Osmanlı durduruldu. Osmanlı'nın ruhunu yok edecek bir dünya kuruldu burada. Osmanlı'nın yani biz savaştık, sömürgecilerle savaştık falan. Biz niye savaştık sömürgecilerle? İngilizlerle, İtalyanlarla, şunlarla, bunlarla, Fransızlarla falan. Niye savaştık? Eğer onların işgal ettiklerinde bu ülkede yapacakları şeyleri daha merbat bir şekilde yapacak dediysek biz niye savaştık bunlarla kardeşim? Niye gerizekalı yerine koyuyorlar bizi? Bu ülkenin çocukları niye gerizekalı yerine koyuyorlar? Bu soruyu niye sordurtmuyorlar? Bu soruyu sorduğun zaman defterini duruyorlar değil mi? Yani birazcık açık bir şekilde sorduğun zaman birazcık... İşte bütün aktörleri de devreye girdirerek sorduğun sorduğu zaman e, defterinde duruyorlar. Ondan sonra e, oluyorsun fesli kadir. Yani böyle şey olur mu? Adamın yüreği yanıyor bu adamın. Adamın elinde inanılmaz belgeler var. Kimsenin elinde olmayan belgeler var kardeşim. Yani o adam çıldırmadığı için doğal elimiz. Yani biraz da o bölgeler zaten adamı çıldırtıyor. Ondan sonra o kadar rahat ki adamların vay Fesli Kadir bilmem ne falan ortalıkta tarihçi falan diye geçen tipler insan birazcık vicdan olan adam ya bu adam ne diyor diye sonra durur düşünür ya. Bu adam ne demek istiyor falan. Yani cümleyi daha düzgün kurabilir. Ama Kadir Mısıroğlu ne? Bu yapılmaz yani bu. Bu çok Allah'tan korkması lazım bir insanın. Ne diyorum bakın adamın elindeki Belgeler adamı çıldırtır. Daha ne diyeyim? Cümleyi kurdum ama. Yani bu ülkeyi sömürgeciler işgal ettiklerinde sömürgecilerin sömürgecilerin yapamayacakları, yapmaya cesaret edemeyecekleri kadar bu toplumun ruh köklerinden uzaklaştırdılarsa, ruh köklerini kuruttularsa o zaman ben kimine niye savaştım? Nasıl bir tezgah var ortada? Ya bir sürü şey var. Kaynak var şimdi. Kaynak falan vereceğim. E, güvenilir birinci sınıf kaynaklar. Yani böyle ıvır zıvır kaynak verecek halim yok. Komple teorilerini falan uğraşacak halim de yok. Onu söylüyorum ben size. Tamam Çok net söylüyorum. Sadece düşünün. Dolayısıyla bu ülkede ya hangi toplum? Shakespeare'i siliyorsun, kaldırıp atıyorsun. Francis Bacon'ı kaldırıp atıyorsun. Galileo'yu kaldırıp atıyorsun. Descartes'i kaldırıp atıyorsun. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Batınlar böyle bir şey yapacaklar. İngilizler kaldıracaklar. Shakespeare'i kaldırıp atacaklar. Bacon'ı kaldırıp atacaklar. Bir sürü John Locke'u kaldırıp atacaklar. Thomas Hobbes'ı kaldırıp atacaklar çöpe. Düşünebiliyor musunuz? Düşünemezsiniz. Yani bu adamlar o, o çapta adamlar mı? Kesinlikle yani lütfen yani üstelik yani Thomas Hobbes, John Locke falan denen adamlar aşağılık adamlar. Yapılan hem kapitalizmin temellerini atmışlar, teorik temellerini atmışlar kapitalizmin, te beyin bunlar kabul ediyorum. Yani büyük düşünürler kabul ediyorum ama aşağılık adamlar i̇n yani in insan demeye bir inşaat ister. Yani İngilizlerin e, East India Company e, Doğu Hindistan kompanyası diye bir şirket var. Yani bu Jeremy Ben tam denen adam da oraya çalışıyor. John Stuart Mill de oraya çalışıyor. John Stuart Mill en son şeyi görevlerinden birisi. E, 1858'de 1800 e, 1835'te falan başlı, çalışmaya başlıyor. 1858'de şirket e, 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 ilga ediliyor artık. Tamam mı? Hindistan'ın bütün e, şeyini kanunu emiyor adamlar. Tamam mı? Acayip bir şekilde. E, açlığa, sefalete e, dolayısıyla köleliğe mahkum ediyorlar. Ondan sonra e, kaldırıyorlar. 1858'de. Tabi isyanlar var, şunlar bunlar falan müthiş bir şey var içeride Hindistan'da savaşlar falan. Bunlar büyük adamlar ya, büyük teorisyenler falan filan. Hepsi ee, ruhsuz adamlar. Yani hiç kimse işin bu tarafını anlatmıyor bana. Yani John Locke'un ee, Amerika'yı, Amerikan Anayasası'nın yazılmasında kilit rol adamlardan birisidir. Liberalizmin babasıdır. Liberalizm. Kapitalizmin şu fahişesidir. Net söylüyorum bakın. Güzel bir metafor bu aslında. Kapitalizmin bütün yaptıklarını meşrulaştırmak için e, böyle e, cazip, cicili, bicili e, ayartıcı bir e, teorik çerçeve sunmak için icat edilmiş bir ideoloji. Yani e, şunu yaptırıyor mesela ee, bütün e, sömürgelerden İngiltere'nin çekilmemesi için İngilizlerin sömürgelerinden çekilmemesi için e, sömürgelerindeki e, konumunu pekiştirmesi için e, fikir fikir babalı yapıyor. Yani oradaki e, zaman zaman mesela uygulamalarla ilgili e, yerlilere işte Kızılderililere falan yapılan zulümle falan ilgili bazen ee, şey gelebilecek insan haklarını özgürlükleri falan savunuyormuş e, gibi gelebilecek bazı açıklamalar var ama çok örtük falan o da e, vaziyeti kurtarmak için kendisini bir düşün olarak vaziyeti kurtarmak için yaptığı açıklamalar ama yani bu işin gerisinde e, o teorisyenlerin nasıl kilit rol adını unutmayalım neyse ama söylemek istediğim asıl gelmek istediğim e, yer şurası. Yani birisi bunun hesabını sormak zorunda. Sen Ahmet Cevdet Paşa'yı benim çocuklarıma nasıl okutmasın kardeşim ya? Çatır çatır ineklemesi lazım. Herkesin Ahmet Cevdet Paşa'yı okuması lazım. Yani her alanda hukukta okuyacak, antropolojide okuyacak, felsefede okuyacak. Yani adamın mantıkta okuyacak, adamın el attığı her yerde birinci sınıf iş yaptığını, İslam düşüncesinin nasıl kendisini yeniden... Ee, yenileyerek, taze bir ruhla e, insanlığın önünü açabilecek, Osmanlı'nın, Müslümanların insanlığın önünü açabilecek bir performans ortaya koyabileceğini göstermiş bir adam. Ve bu adam, adam adamın adı yok yani şeylerden. Bizim Cumhuriyet tarihi boyunca entelektüellerin burada bir gelenek var ciddi bir bak dikkatini çekiyor mu? Yani özellikle sanattaki e, akımlar bir şekilde tevarüs etti, konuşuldu. E, Servet-i Edebiyatı falan filan gibi e, akımlar konuşuldu. Oradan birinci yeni doğdu, oradan ikinci yeni doğdu ve Türk şiiri mahvedildi. Birinci yeni işte garip şiiri Orhan Veli'nin şiiri. Yani Orhan Veli Türk şi Türk şiirine e, soluk getirmiş midir? Bence hayır. Türk şiirinin soluğunu, Türk şiirini nefessiz bırakmış bir adamdır. Yani e, yani akım, birinci yeni akımı, ikinci yeni akımı, büyük şairler var. Yani Turgut Uyar, Edip Cansever, İlhan Berk, e, Cemal Süreya bunları büyük adam, büyük şairler. Ama bakın eee benim şiir damarım devam ediyor olsaydı, tasavvuf, tasavvufi damar devam ediyorsaydı, asıl divan şiiri devam ediyor olsaydı, yani bir ayrım yaptılar. Marksistler, beyinsizler. Tamam mı? Saray şiiri, halk şiiri falan diye. Ondan sonra olanı bilmem ne e, halk şiirini bir yere yerleştirdiler. E, Yunus'u falan filan nereye yerleştirdiler? Hiçbir yere yerleştiremediler. E, divan edebiyatı falan. Divan edebiyatını saray e, şiiri diye şey yaptılar. Saçma bir şey e, ee, tabi göremiyor. Yani dedim ya aslında e, Marksist perspektiflerle baktığı için oradaki derinliği göremiyor. Ya bakın ben size ne diyorum ya bu ülkenin bu ülkenin çocuğusun sen bu medeniyetin çocuğu musun? Ee, işte i̇şte bir şair baya ünlü bir şair ismini vereyim Atal Behramoğlu. Ee, yani ortalıkta son 2-3 sene öncesine kadar çok dolaşıyordu. Çok fazla televizyonlarda falan e, gözüküyordu. İsmet Özel, e, Murat Belge, üçü halkın dostları diye bir dergi çıkarmışlardı. İsmet Özel, ben Müslümanım demeden önce böyle bir yolculuklar var beraber. E, ve e, ilginç bir adam. Şam'a gittik bir gün. Şam'a, bakın Şam'a bir işte e, davet üzerine gittik. Türkiye'nin e, bütün kesimlerinden işte entelektüel okumuş yazmış insanları falan. Ee, ...götürdüler oraya... ...ee Şam'da... ...işte hemen birinci gün... ...programa baktık ne var... ...Şam deyince ne gelir aklına? İbn-i Arabi Hazretleri gelir... ...yani ilk önce İbn-i Arabi Hazretleri gelir... ...ve... E, o Şam'a da... ...damgasını vurmuştur... ...tamam mı? ...yani Şam'a girdiğinizde bunu görürsünüz... ...nereden bakarsanız bakın onun e, kabrinin bulunduğu yer merkezidir. Çeker sizi. Şam'ın neresinden bak? İster aşağıdan bakın, ister yukarıdan bakın. Tamam mı? Böyle enteresan e, bir şey var. Manevi tarafı da var için. Anlatacağım şey adamı çıldırtan bir şey ya. Yani tabii ki o meşrutiyette ortaya konan e, fikri birikimi bu kuşaklar yok edecekti ve dolayısıyla ortaya çıkardıkları tip ee, nasıl bir tip görün programa baktık ee, bir sürü yere var turistik gezi e, düzenlenecek programda var bir sürü yere e, ama şey yok e, İbn, Abra, İbn Arabi Hazretleri'nin kabri falan yok dedim ya bu ne yok ya işte yok falan ondan sonra e, dedim koyun program koyun kardeşim ya bizi niye getirdiniz buraya biz turist değiliz ki. Ya, turist diye bakmayın bize. Ya, turist olsak bile zaten ilk sırada yer alması gereken şey. Bakın, tuhaf bir şey bu. Ondan sonra ben biraz kışkırttım, örgütledim falan filan. İşte şey düzenlenenler dediler ki, devlet organize ediyor. Ee, yani şey yapın, bir dolmuş kaldıralım, bir minibüs kaldıralım falan dediler. Adam toplayın, <laughs> rezalete bakar mısınız yani toplandı ee, bir dolmuş dolmuş adam. Tamam mı? Ondan sonra bu oradan bağırdı, bağırmaya başladı. Ya dedi ne işim var dedi ya. Ne işim var dedi? Niye kendini yoruyorsun dedi? Ne işimiz var bizim şeyde? Bilmem ne. İşte Allah'ın bilmem nesi yobazı falan. Ya dedim sen ne biçim şairsin ya? Şair, şair. İbn Arabi Hazretleri hiç mi bir şey ifade etmiyor senin için? Hiç mi? Ne bileyim yüreğinde, zihninde, ruhunda küçük bir kıpırtıya falan yol açmıyor. Hiç mi dedim ya? Bu nasıl şairlik abi? Böyle bir şey olabilir Bunu bileceksiniz. Eğer bunu bilemezseniz e, hiçbir şeyi göremezsiniz. Kendinizi toparlayamazsınız. Tamam mı? Dolayısıyla baş, yani burada şöyle e, yaklaşmamız gerekmiyor. Ben ona karşıyım. Vay Allah belasını versin bilmem ne falan tu kaka falan. Hayır. Onları bir tarafa bırakacağız. Biz önümüze bakacağız. Tamam mı? Önümüze bakacağız. Yani nerede ee, darbe vurdular? Kim vurdu? Nasıl bir darbeydik? Niye darbeydik biz? Demek ki bir arıza vardı demek ki. Yani bizde bir arıza vardı. Tamam. Yani vurdurmayabilirdik. Yani ama şu asıl mesele de şuradan kaynaklı. Tam Berbat bir şekilde dört bir taraftan etrafınızı kuşatmışlar. İster istemez bu Anadolu'nun, Anadolu coğrafyasının kurtulması lazım. Teslim bayrağı çekmemesi lazım. Yani her şeye rağmen İstiklal Marşı'nın yazılışı, İstiklal Marşı'nın ruhu, İstiklal Marşı'nı yazan adamın yaşadıkları değil mi? Biz zaten neye nereye kadar müdahale edilebilirdi ve nereye kadar sonuç alınabilirdi? sorusunun cevabını vermeye yetiyor zaten. Adam burada duramadı. Yani arkasına dönüyor bir sürü Arkasını Önüne dönüyor bir sürü yamıyorum. Rahat bırakmadılar, tehdit ettiler. Nefes alamadı adam. İstiklal Marşı'nı ne yazdırdın o zaman ona? Soru mu? İstiklal Marşı'nın ruhu nerede? Bence bu önemli bir soru. Yani burada dediğim gibi yakın tarihi bizim öğrenmemiz lazım. Yakın tarihi bilmiyoruz. Yani yakın tarihi düzgün öğrenebilecek durumda da değiliz. Yani çok düzgün öğrenebilecek durumda da değiliz. Elimizde doğru düzgün kaynaklar yok. Ee, dediğim gibi Elinde kaynaklar olan insanlar da çıldırmanın işine geliyor. Böyle yani. İşte bazen putlar yıkılıyor. İşte Abdülhamid Abdülhamid'in Abdül, Sultan Abdülhamid'in işte bugün özgürleştiğini görüyoruz şimdi. Değil mi? Yani bir özgürlüğe kavuştu ama iş işten geçtikten sonra yani iş işten geçtikten sonra bu biraz maalesef Öyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak gibi. Bundan sonra ama şu, şunu, şunu özellikle söylüyorum. Bakın her şeye rağmen e, olmuş bitmiş şeylere takım, takamamak lazım. Yani bizim önümüze bakmamız lazım. Bunu, bunun altını özellikle çiziyorum. Bir Müslüman olarak bizim olmuş bitmiş şeylerle fazla uğraşmamamız lazım. Tamam mı? Ee, biz geleceğimizi nasıl kendi elimize alabiliriz? Geleceğimizi nasıl inşa edebiliriz? Ee, ona bakmamız lazım. Kendi çocuklarımızı nasıl kurtarabiliriz? Yani ülkenin geleceğini, coğrafyanın geleceğini nasıl e, yeniden toparlayacak şekilde, toparlanacak ve toparlanacak şekilde nasıl kendi ellerimize alabiliriz? Ee, diye kafa yormamız lazım. Öbür türlü e, artık çok lüzumsuz tartışmalara da giriyor. Ee, enerji tüketiyoruz Bakın bu da var bunu da unutmayın Gerçekten enerji tüketiyoruz Yani acayip bir şekilde bu ülkenin Enerjisi bir şekilde gidiyor Çünkü normal bir şekilde rahat bir şekilde Konuşamıyorsun bu anlaşıldı yani Bunu anlamamız lazım yani adam gibi Oturup olup biten şeyleri Neyse o olarak ortaya koyabilecek Şekilde kimseyle konuşabilecek durumda Değiliz Tamam mı kavga çıkıyor yürültü fatırtı çıkıyor Kavga çıkaran taraf biz olmuyor mu Arkadaş biz olmayalım. Yani biz olmayız zaten. Mücadele edelim. Bağımsızlığımız için, zihni bağımsızlığımız için, zihni bağımsızlığımız için geleceğimizi kendi elimize, çocuklarımızın geleceğini dolayısıyla garanti edebilmek için e, kendi elimize alabilmemiz için mücadele edelim. Bu mücadeleden kaçınmayalım ve yanlış yapmayalım bir daha. Asıl bence üzerinde durulması şey gereken şey bu. Yaptığımız yanlışlık ne? Çok net söylüyorum. Yani bu bir süreç bitmedi. Onun için e, çok rahat söylemiyorum. Çok rahat söylemiyorum. Net söylüyorum ama rahat söylemiyorum. Bu süreç bitmedi daha. Madde planındaki atılımlar, mana planındaki atılımların uzantısı değilse bu merank etkisi yapar ve bir toplumu yok oluşun işini sürükler. Bence bunu görmemiz lazım. Yani asıl şey Bizim fikirde, kültürde, sanatta, e, ahlakta, e, büyük atılımlar yapmamız, eğitimde e, büyük atılımlar yapmamız. Yani ben eğitimde büyük atılımlar yapayım, iktidar olmayayım kardeşim. Böyle düşünün. Kültürde, eğitimde, medyada bu ülkenin geleceğini ben şekillendireyim, biz şekillendirelim, iktidar olmayalım. İstemiyorum ben ya, ne yapacağım iktidarı? Geleceğimi kurtarabilecek miyim ben? Mesele bu. İktidarın olup da geleceğini kaybediyorsan o zaman iş yaş. O zaman iş yaş. E, salim bir şey mi söyleyeceksin? Tamam. Şimdi arkadaşlar e, yani o yüzden bu süreç bitmiş değil. Ama çok geç kalıyoruz. Yani acayip bir şekilde geç kalıyoruz. Ben e, bu şeyden girdim aslında bu ce, e, şeyden. Ee, Avrupa'yı kuran üç temel sütun falan diye girdim ama biraz o yarım kalacak. Bu bıraktığım yerden, geçen haftaki yerden devam edeyim. Ee, bu ıı, Avrupa-Batı meselesine falan gelecek haftalarda devam edelim. Oradan başlık açalım. Biraz devam edelim. Burada biz ne yapabiliriz? Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Bunun üzerinde biraz durayım. Ee, kafa patlatayım. Yani geçen hafta şöyle bir yerde bıraktık hatırlarsanız. Yani dedik ki ilk önce kendimizden başlayacağız. işte çocuklarımızdan apartmandan konudan komşudan falan dedik ama komşu yok dedik. Orada bitirdik. Ha buyur canım. Yani Bizim bu soruya etkili bir cevap da vermemiz gerekecek. Bütün tarihimizle, bütün kimliğimizle hesaplaşmamız, biz kimiz, nereye aidiz, neyiz, bizim nasıl bir karakterimiz var, biz hangi dünyada yaşıyoruz, kendi dünyamızda mı yoksa bir coğrafya olarak dünyada mı yaşıyoruz yoksa kendi dünyamızda mı, onun sınırları ne belirliyor, başımıza ne geldi bütün bunların bir ortaya çıkarılması tıpkı İngilizlerin bütün dünyayı anlamak için dünyaya insanlar, misyonerler, gezginler salıp onlar hakkındaki en ayrıntılı detayına kadar işleyip, öğrenip onların ruh dünyalarını değiştirebilecek piyesler, oyunlar, işte kuruntular, kurmacalar üretebilmelerine olanak verecek şekilde bilgi toplamaları Onları örnek almak anlamında değil ama biz e, kendimizi tanımıyoruz. E, bu işin siyasi boyutu var. E, bu ülkede Cumhuriyet e, bir davayı zapt etmek üzere kurulmuş olabilir. E, eğer biz bir şey yapacaksak e, karakterimizi ya da kendimizi yeniden bulmak zorundayız. Yani şimdi şöyle, bu konuları biraz e makro makro çerçevede biraz konuştuk, ...EFE'yi konuştuk, biraz yani teorik olarak konuştuk, pratikte ne yapabiliriz ee, diye e buralara girdik. Aslında şöyle bir şey söyleyelim. İlk önce belki burada altı çizilmesi gereken şey şu. Bizim bir şey yapabilmemiz için, yaptığımız şeyin de hayır ha bir şeye dönüşebilmesi için, bizim önümüzü açabilmesi için, gelecek vaat edebilmesi için kesinlikle için, kendi durumumuzu anlamamız lazım. İçinde bulunduğumuz durumu, kimiz, sorusunu sormuyorum ben. Niçin sormuyorum? Bu soruya gerek yok çünkü. Diyorum ama e, aynı zamanda bu soru anlamını yitiriyor. Daha doğrusu verilen cevap anlamını yitiriyor. Yani biz Müslümanız diyoruz, değil mi? Müslüman mıyız biz? Elhamdülillah, Elhamdülillah yani o kadar yani. Şimdi e, İslam'ın bir yorumuna. Ee, bir algılayış şekline biz kimliğimizi vermişiz mesela ona bir Türk milleti denmiş ee, bir e, İslam'ı bir dava olarak benimseyen bir kavim, bir etnik grup o çerçevede kendi içerisinde e, o davayı kabullenen kişilere, insanlara Türk kimliğini verebilmiş ama bunu nasıl yapmış ee, burada e, biz tabii gelirken bir gelenek, bir görenekle geldik Anadolu'ya yani bizim İslam'a girmemiz e, burada bir şey var. Biz bunu nasıl başardık? Yani Araplar neden e, Avrupa'ya kadar gidemedi ya da Talas'tan geri döndüler? E, burada bütün dünyanın ufkunu değiştirebilecek bir şey yatıyor olabilir. Çünkü Türkleri, e, Türk milletini e, içinde 72 millet olan bir kavramı vücuda getiren o kelime. Ee, aynı zamanda e, biz bunu e, nebattan ya da işte e, bir benzetmeden, metafordan e, ifade etmeye çalışsak, metaforla ifade etmeye çalışsak ya karınca ya arı diyecektik. Yani Ruslara neden arı e, ayı dedikleri, işte Amerikalıların kendine kartala benzetmesi gibi e, Türk dediğinizde evet. Bir dönemden önce kurt falan deniyordu ama bugün itibariyle bu yapıya baktığımız zaman Osmanlı'ya ya arı ya karınca. Çünkü lideri takip etme özelliği var. Onu kendi iç dünyasında, kendi dünyayı algılayış şeklinde zaten bir halife, bir gölge olarak görüyor. Türkleri bu anlayıştan kopardığınızda, yani bir karınca yuvasına işte bir şey atın e, ne oluyor böyle bir karmaşa oluyor falan. Başımıza gelen şey de aslında bu belirsizlik. Bizim bunu yeniden keşfetmemiz, bunu e, yani yeniden imar etmenin bir yolu bulunmalı. Şimdi bakın, <laughs> ee, Salim acayip kışkırtıyorsun. Şimdi bu, biz bu şeyi bitirmeyiz yani böyle gidersen. Mesele şey. büyük hocam ya. Mesele çok büyük bir mesele. Şimdi bakın. Ee, ilk önce, ilk önce şunu görmemiz lazım. ilk önce, asıl mesele yer meselesi. Asıl mesele yani ilk önce şunu gereken, bakın adamın e, garadi, yani bir sürü e, şey bir adam bir sürü önemli işler yazmış adam e, cümleler kurmuş adam. Yani şeyle ilgili. Ee, bu o, Afgani ile Abdullah e, reform hareketleriyle ilgili kurduğu cümleler, e, yani bir adamın e, iyi bir düşünürün kurabileceği cümleler değil. O yani e, kaldırıp çöpten kesin atmıyor, öyle bir şey söylemiyor. Ama şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki. eee 19. ve 20. Cüzası, 20. asrın ilk yarısında İslam'ın e, yeniden doğuşu için bir girişimde bulunulmuştu diyor. Afgani abdu falan filan hikayesi üzerinden gidiyor. E, kaynaklara e, dönüş gelene bir dönüş değil de diyor. 20. asrın insanın gözüyle okunmuş Kur'an'a bir dönüştü diyor. Bakın. 20. asrın 19. Asrın, pardon 19 diyor. 19. asrın insanın gözüyle okunmuş Kur'an'a bir dönüştü diyor. Abi bizi mahveden bu. Sen bana çıkış yolunu sunuyorsun da yani İslam dünyasını perişan eden mahveden bu. Yani batılı perspektiflerle 19. asrın insanın gözü ne demek? 19. asrın insan özel mi yaratılmış? Yani zirve mi yani? o? Zırva. Pozitivizmin zırvası. Tarihselciliğin zirve noktası. Zırvası. Adam bunu söylüyor işte Husserl. Husserl bunu söylüyor. Onun için Husserl'i görüyor herkes. Biz göremiyoruz. Husserl'i görüyor. Japonlar Japonlar adam gönderiyorlar. Husserl'in, Heidegger'in, Nietzsche'nin öğrencisi olacak adamlar gönderiyorlar o zaman. 19. yüzyılın sonunda daha bu adamlar yaşarken bu adamların çapını, önemini kavrayanlar ve adam gönderiyorlar doktora yapmak için yanında talebe yetişiyorlar. Hatta Husserl'in böyle bir hikaye de vardır. Husserl'in e, yanında doktora yapan birisi başaramıyor, intihar ediyor. Doktora derecesini alamıyor, intihar ediyor, gitmiyor memleketine. Böyle bir e, ilginç e, bir ayrıntı da var. Şimdi bakın. E, sen diyor olarak bunu nasıl göremiyorsun ya? Proje misin yoksa diyorum ben de. Zaten enteresan şeyler de söylüyor. Böyle Medeniyetler Birliği din, din dinlerin diyaloğu bilmem ne falan filan konusunda önemli bir adam. Kitapları zihin açıcı kitaplar ama bu bu asıl bu kurduğu cümleler çok berbat cümleler. Diyor ki 19. yüzyılın insanın gözüyle okunmuş bir Kur'an'a dönüştü diyor. Kur'an'ın kendisine değil, 19. asrın e, gözüyle okunmuş bir Kur'an'ı dönüştü. Cümleyi kurmuyor musun sen? Kurduğun cümle, bu cümlenin ne kadar saçma bir cümle olduğunu göremiyor musun? Yani yer meselesi, yani neresisiyiz meselesi İlk önce e, şu bakın. Yani o yüzden biraz bu batının hikayesine falan gireyim falan demiştim. Bunlar iç içe şeyler. Şimdi birincisi şunu görmemiz lazım. Yani bu konuları falan iyi anlatıyor zaten. Bütün e, kitaplarında falan var bu. Başkaları da görüyor. Şimdi bakın, insanlığın yaşamadığı bir tecrübe yaşıyor insanlık. Daha önceki dönemlerde, daha önceki dönemlerde insanlık tarihinde yaşanmamış bir tecrübe yaşanıyor. Tek bir uygarlık, bütün uygarlık, bütün kültürlerin, medeniyetlerin e, birincisi kökünü kazıdı. Tarihten sildi. Yaşamasını ahirete hakkı tanımadı. İki, herkesi kendine benzetti. Yani o yüzden kendi dünyamızda yaşıyor muyuz diye bir soru. Tabii ki soracağız mecburuz yani. Kendi dünyamızda yaşamıyoruz biz. Kendi dünyamızda yaşamadığımızın farkında değiliz. Kendi dünyamızın kendi dünyamızda yaşamadığımızın farkında değiliz diyorum. Ne kadar zor bir durum ya. Ne kadar zor bir durum bu. İnsanın ürpertici bir şey bu. Efendim? biraz aslında şöyle biraz entelektüelleri falan e, kastederek söylüyorum. Biraz e, ülkeyi yöneten insanları sağ sol falan e, ayırt etmeden e, insanları onların yoksa eğitimde bir devrim yapmaları lazım. Yani farkında olmamız halinde bu eğitim sistemini bir yere gideceğimizi gidemeyeceğimizi görmemiz lazım. Pozitivizmin dibi. Yani neredeyiz? 19. asırdayız. 19. asırın 19. asır pozitivizmin zirve yaptığı dönem. Avrupa'da pozitivizmin zirve yaptığı dönem. E, bütün bilimlerin doğal bilimler üzerinde. Sosyal bilimlerin, sosyolojinin, antropolojinin falan filan, psikolojinin falan. Bütün sosyal bilimlerin, insan bilimlerinin doğal bilimler üzerinde şekillendirildiği bir dönem. Ve biz o bilimlerin hiçbirine, hiçbirinin, e, hiçbirinin e, ruhuna nüfuz edebilecek durumda değiliz. Yani 19. yüzyıldaki haliyle bile, o bilimleri nüfuz edebilecek durumda değiliz. Posası çıkmış hali. Bakın bir şey söylüyorum ben. Yani bizim 100 yıldır ürettiğimiz kültür, Eurovesk ile Arabesk arasında develendiğimiz bir kültür. Arabesk ile Eurovesk arasında veya sırasıyla gidecek olursak, Arabesk İslam kültürünün posası çıkmış hali, Eurovesk Batı kültürünün posası çıkmış hali. Bu şu demek, bizde Batı'ya dair bir bilinç de yok, Kendimize dair bir bilinç de yok. Asıl cümle bu. Burada kurulması gereken şey bu. Yani Batı'yı da iyi tanımıyoruz. Kendimizi de iyi tanımıyoruz. Batı niye iyi tanımak zorundayım? Çünkü dünya onlar şekillendiriyor. Benim bütün davranış biçimlerini, zihin kalıplarımı, zevklerimi, beğenilerimi şekillendiren kültürü onlar üretiyor. Eğitim sistemini onları üretiyor. Dolayısıyla üniversiteleri şunları bunları her şey onları üretiyor. Mecburen onunla savaşmak için Ondan kendimi kurtarabilmem için, zihnimi, beynimi, hayatımı kurtarabilmem için, dünyamı kurtarabilmem için ve Kuran'ım için ee, nasıl bir taarruzla karşı karşıya kaldığımı bilmem lazım. Yani batıya ilişkin çok ezberlerden arındırılmış, küfürden, akaretten, saplantılardan falan arındırılmış, ee, gerektiğinde nasıl beslenebilirim ben ondan, Nietzsche'den nasıl beslenebilirim, husölden nasıl beslenebilirim, kanttan nasıl beslenebilirim? Ee, e, sorusunu sorabilecek mi? o sorunun izini sürebilecek. Daha sonraki aşamada bir e, yerden bakman lazım. Yani yoksa Batı işte emperyalizm sömürgecilik bütün medeniyetlerin kökünü kazıdı, tu Böyle bir yere gidemeyiz. Böyle bir yere gidemeyiz. Yani ortada devasa bir birikim var aynı zamanda. Yani çatır çatır e, Batı uygarlığının ortaya koyduğu tecrübeyle tartışan e, aynı zamanda bize de ufuk sunabilecek, önümüzü açabilecek, zihnimizi açabilecek e, insanlardan bahsediyorum. Bunlar öyle basit insanlar değil. Falan. Yani bir batı ilişkin bir bilince batı iyi tanımaya, çağ iyi tanımaya o yüzden diyorum ki ya, içinde yaşadığınız çağ tanıyamazsın, tanımlanırsınız. Tanıyamadığımız için sürekli tanımlanıyoruz. Tanıyamadığımız için tanımlanıyoruz. Tanımlandığımızın da farkına varamıyoruz zaten. Berbat olan şey bu. E, çünkü kendimizi de tanımıyoruz. Kendimiz de tanımıyoruz. Batı'yı da tanımıyoruz. Çağ'da tanımıyoruz. Dolayısıyla kendimiz de tanımıyoruz. Yani tam anlamıyla bir eğitim seferberliğine ihtiyaç var. Yani onun için ben e, bu işi mikrodan makroya doğru, makrodan mikroya doğru götürmemiz lazım. Çift yönlü işlemesi lazım. Yani makro ölçekte devletin yapması gereken şeyler ne? Ve ne kadar yapabilecek durumda? Ben size şunu söylüyorum. Bakın net bir cümle kuruyorum. Bugün Tayyip Erdoğan bu ülkede bu ülkenin çocuklarının ruh köklerini eksene alabilecek İslami bir eğitim sistemi kuramaz. Buna izin vermezler. Bu kadar net söylüyorum. Kurulabilir. Ama hangi ülke? Çok önemli bir soru, güzel bir soru. Hangi ülke? Marjinal bir ülke. Yani işte, Afrika'da bir yerde izin verebilirler. Tamam mı? Arap mesela Mısır'da vermezler. Mısır'da vermezler. Mısır'da böyle bir şey izin vermezler. Yani İslam eğitim yok mu Mısır'da? Eser yok mu? Var da bir işe yaramıyor ki. Benim söylediğim şey model, Eser modeli değil ki. Yani Eser'den çıksaydı bir şey çıkardı. Çıkmaz. Oradan çıkmaz. Yani e, aslında benim sözün ettiğim şey, e, model e, şöyle olabilir. Yani makro mikro ölçekte. Yani devletin yapabileceği bizim yapabileceklerimiz. Evet. Toplumun yapabilecekleri. Ben şunu söylüyorum. Artık geldiğimiz noktada. şu Yani bunun altını çiziyorum. Dünyanın geldiği noktayı kastederek aynı zamanda. Geldiğimiz noktada derken. Toplum kendi kaderini kendisi eline alacak. Kendi kaderini kendi şekillendirecek. Mesela 80'lerden itibaren. İmatipleri falan kapatılmaya başlanması vesaire. Başörtüsü yasa bilmem ne vesaire üzerinden. Özellikle 90'larda bu iyice patladı. Ne oldu? Özel okul tecrübesi yaşadık biz. Tam bir fiyasko ve rezalet. Tam bir fiyasko, e, sosyal adaletsizliği falan hiç konuşmuyorum. Yani oradaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, haksızlıkları, sosyolojik açıdan bunları konuşmuyorum. Eğitim düzey açısından çocuklarımızı kendimiz kendi ellerimizle katlediyoruz. Böyle bir şey olmaz ki. Kendi çocuklarımızı kendi ellerimizle katlediyoruz. Ha, e, ne yapabilir? Bugün mesela şöyle olabilir. Ya herru ya merru olabilir. Bakın net söylüyorum. Bugün Tayyip Bey konuşuyordu. Amerika'ya diyor ki ne işin var kardeşim diyor. Yani bunu böyle söylemedi şimdiye kadar. İlk defa söylüyor. Ne işin var ki senin diyor şeyde. Suriye'de ne işin var ya diyor. Böyle diyen adam çıkmadı. Bu önemli bir şey. Ha bunun faturası var mı? Var. Bunu göz alıyor demek ki. Bunu göz alıyor demek ki. Ama henüz değil ama ben onu söylerim. Net söylüyorum. Henüz tam anlamıyla e, yani madem bu cümleyi kuruyoruz bu cümleyi kurmadan önce ben bu ülkede bu mesela şöyle bir şey yapılması lazım. Yani geçen nerede nasıl bir şey yapabiliriz sorusuna cevap bu aslında. Asıl o sorunun cevabını bulmamız lazım. Şimdi eee Birincisi bütün Müslümanları e, çok önemli bir şey söylüyorum. Bizim kaybettiğimiz yer orası. E, devlet varken de yokken de aslında ilim geleneğinin sürüyor olmasıydı. İlim geleneğinin sürüyor olması lazım yeniden. İlim geleneğinin yeniden inşa edilmesi lazım tamam mı? Yani Dolayısıyla ulemanın, alimlerin e, ortaya çıkması lazım. Alim, arif, hakim diyebileceğimiz insanların yetiştirilmesi lazım. Şu anki e, çok özür dileyerek söylüyorum şu anki alim dediğimiz, ilim adamı dediğimiz falan tipler karikatür. Bunlardan bir şey çıkmaz. Çok özür dilerim söylüyorum. Yani, ki, yani bana Gazali'yi okuyup anlayamayacak, Farabi'yi okuyup anlamayacak. Farabi İbn Aldun'u, İbn Sina'yı, e, e, e Mevlana Yunus'u küfürle itham eden adam alim olamaz ya. Tuhaf bir yaratıktır bu. Yani insanların önünü kesen genç kuşakların yani o Gazali'yi i̇bn Arabi, ondan sonra Farabi öyle kolay mı yetişti zannediyorsunuz? i̇bn Sina öyle kolay mı yetişti? i̇bn Aldın öyle kolay mı yetişti? Ben oturup oturduğun yerden ondan sonra saçınla sakalınla bir şekle bürünüyorsun. Sadece şekilden ibaret. İslam şekilden ibaret değildir kardeşim. Sünnet suret değildir, sirettir. Sünnet sirete dönüştüğü zaman bir anlam ifade eder. Suret ilk adımdır ama sirete dönüşmüyorsa bir anlamı yok ki. Yani... Kim kin gidiyorsan, nefret gidiyorsan, Müslümanların aleyhinde konuşuyorsan, kendi şebekeni düşünüyorsan, sadece kendi şebekeni, cemaatini falan düşünüyorsan yani olmaz. Böyle bir yere gidemeyiz biz. Ben söyledim İlke şu. Biz bunu yaptık. Yarın da yapacağız. Biz bunu yaptık. At atıyorum şimdi örnek veriyorum. Çok yani ne diyorsun? Hayal dünyasında mı yaşıyorsun? diyebilirsiniz. Ben bu hayali çok seviyorum. Hayal değil bana. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz deyin bana iki, iki cemaatten e, diyelim e, devlete adam olacaklar. Önemli yerlere adamlar olacaklar değil mi? Ben A cemaati olarak benden istediler. Ben diyorum ki kardeşim bunu söyleyeceğim ilk önce. B, B cemaatinden al. Ondan al ilk önce. İlk önce onun adamını al. Benimkini alma. Bunu diyebilir miyim? Bu komik mi? Yani bunu söylediğim zaman komik kaçıyor şimdi. mi diyemezsin, diy, diy, diyemezsin ki hiç kimse böyle bir yerde değil. O zaman cemaat yok ortada. Yani cemaat olmadan olmaz. Bakın bireyselciliğin, egoizmin, nefse emmarenin zamanından çıkardığı, bakın insan tipi bitti. Model insan tipi yok. Benim, benim yetiştireceğim model insan tipim var. Hintlilerin, Çinlilerin, Rusların, bakın Rusların ee, ne bileyim Latin Amerikalıların, Avrupalıların, Amerikalıların insanlığa sunabilecekleri bir insan modeli yok. İnsanlığın önüne açabilecek İnsanlığın önüne, önüne açabilecek, insanlığı tırnak içinde e, ufku, zihni, e, çapı, kalibresi açısından e, zenginleştirebilecek, e, bir yere götürebilecek bir insan modeli yok. Benim var ama hala yaşıyor bu. Bu insan modeli hala yaşıyor. Ama etkinliği yok veya biz bilmiyoruz fazla ya en azından kurumlara falan yansımaması, hayata yansımaması açısından yok. Etkinliği falan yok. Ee, i̇nsanı kamil. İnsanı kamil diyoruz. Yani e, potansiyel olarak her mümin aslında insanı kamildir. İnsanı kamilin bir örneğidir. Potansiyel olarak diyorum. Bakın te, yani mecburen bu şeyi kullanıyorum. Teorik olarak diyeceğim ama teorik o zaman teoride e, var da pratiğe aktarılmıyorsa o zaman ne anlamı var ki? Ama bakın bu cümleyi de biz kuruyoruz. Bu cümleyi sadece Müslümanlar kuruyor bu yeryüzünde. İnandığı şeyin e, hayata yansıması için, yansıtılması için çaba göstermiyorsa, o inandığı şeyin bir kıymeti harbesi yoktur insanın. Nokta. Tamam mı? Fikir hayata ruh üfleyemiyorsa o fikrin dolayısıyla din hayata ruh üfleyemiyorsa, hayatı şekillendiremiyorsa, insanların önünü açamıyorsa, insanların önünü açamıyorsa eee Öncü e, çaplı, dünya çapında insanlar yetiştirmeye imkan tanımıyorsa, o dinin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Öyle. Böyle. Ama buradan şu çıkmaz, bakın. Ben onu söyledim. E, şu an, o yüzden bizim üzerimizde, bakın, meseleye biraz oraya geleyim. E, Salim'in açtığı yer güzel, güzel bir yerde. Bakın ben aslında şöyle, niye bu ülkede, Asıl operasyonu bu ülkece çektiler. Bunu bilin. Ama bir şey başaramadıkları için bize diz çöktüremediler. Tamam mı? Bu ülkeye diz çöktüremediler. Onun için yani bütün bakın bütün medeniyetlerin kökünü kazıdılar. Çin'i perperişan ettiler ya. Çin'in perperişan edilmesinde işte bu Ceren Bentnam Stuart Mill falan gibi tiplerin de kilit rolü var. Yani Afyon Savaşları falan mahvediyor. O kadar perişan ediyorlar ki Hindistan, Çin'i dünyanın en mükemmel medeniyet tecrübeleri bunlar. İnsanlık tarihinin aşılamamış ulaşılamamış gerçekten çok muazzam medeniyet tecrübelerinden bahsediyoruz biz. Ama bu medeniyet tecrübelerinin Hind'in, Çin'in, Doğu tecrübelerinin kadim medeniyet tecrübelerinin, Maya'nın ee, inkaların şunların bunların falan e, Olmeklerin, Şavenlerin, Afrika tecrübelerinin bir özelliği var. İslam hariç bütün diğer medeniyet tecrübelerinin bir özelliği var. Kendi hallerini bırakıyor. Sizin diyor Osmanlı subayı özendiğiniz, özendiğiniz lafa bakar mısın? Özendiğiniz Osmanlı subayları mı diyor Çanakkale Savaşı'nı götürdü diyor. Abi yapma. Abi yapma yani bu kadar olmaz. Bu nasıl bir laf? Mustafa Kemal Atatürk dediğin ee, kişi kim? O da Osmanlı subayı zaten. Neden bahsediyorsun sen ya? Sarhoş musun? Tuhaf bir şey yani. Yani acayip bir şey. Neyse buralara girmek istemiyorum ben fazla. Biliyorsunuz. Ama şimdi şey tadı kaçtı. Güncel'e girince tadı kaçıyor. Sizin hoşunuza gidiyor olabilir ama ben hoşuma gitmiyor. Çok özür dilerim. Arkadaşlar e, bazen e, daha pratik örnekler de vermemiz gerekiyor ama çok e, esaslı bir yer var. Orayı göstermeye çalışıyorum. Bakın, e, İslam dünyasının, e, coğrafyanın yeniden toparlanmasını sağlayabilecek e, genetik kültürel kodlara biz sahibiz. Bunu iyi biliyor batılar. Onun için bu toplumun içeriden çürütülmesi lazım. Çürütmeye çalışıyorlar. İçeriden teslim alması lazım. İçeriden teslim alınır. Dışarıdan teslim alamadılar Türkiye'yi. İçeriden teslim alınır. Tamam mı? Dolayısıyla e, biz bunu bu analizi iyi yapmamız lazım. Yani eğer bunu iyi göremezsek dolayısıyla yanlış yaparız. Dolayısıyla iktidar oynarız. Yaptığımız yanlışlık o. Biz yani yani iktidar olmayacak bu ülkenin çocukları? Bu ülkeyi yönetmeyecek mi? Yönetecek elbette. Yönetecek. Ama... Biz hazır değiliz. İktidar bizi mahvedebilir diye bakmamız lazım. da. Biz hazır değiliz. Girdiğimiz zaman... Yani işte... Makam, mevki, para, pul... Dünya bizi... E, yeniyor. Bizi yeniyor, teslim alıyor. Çok çabuk acayip teslim bari çekiyoruz. Çünkü... Çok çabuk iktidara konmuş oluyoruz. Çilesini çekmeden... Yani bütün kurumlar çöktü. Bütün kurumlar Osmanlı'dan kalan esaslı kurumlar çöktüğü için yani ulema gitti, udeva gitti, urefa gitti değil mi? Dolayısıyla ülkema gitti. Dolayısıyla e, yani biz e, hiç çok özür dilerim. Yani ciddi bir tecrübesi olmayan, devlet tecrübesi olmayan, devlet nasıl yönetilir bunu bilmeyen insanlar olarak dolayısıyla devlet yönetmeye kalkıştık. Çok özür dilerim kimse yanlış anlamasın mısın beni? Yani dolayısıyla Paraya tamahı olmayacak. Yani eşraf olduğu zaman o tırnak içinde Osmanlı bu, bu kavramı kullanmak istemiyorum. Osmanlı ee, e, eşrafı değil, Osmanlıyı yöneten insanlar yani alimler, arifler falan dolayısıyla siyaset erbabı yani o insanların e, şey olmadığı için yani ayrıntılar bir sürü yolsuzluklar falan oralarda falan da olabilir ama genelde esas itibariyle iyi yetişmiş insanlar. Ulema dediğimiz zaman e, devlete adam yetiştiriyor değil mi bunlar? Aynı zamanda ilmiye bunlar, kalemeyi de bunlar yetiştiriyor. Seyfiyi de bunlar yetiştiriyor. Üç sütun üzerinden şekilleniyor. Kalemiyenin, il, ilmiyenin, kalemiyenin seyf. Ilmiye, e, kalemeyi, bürokrasi, devlet yani. Dolayısıyla seyfiye, ordu, güvenlik, e, güvenliğin teminat altının. Hepsi de ulemadan geliyor bunların. Ulema gittiği için asıl bizim ulema yetiştirmemiz lazım. Yani ulema kim? Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunlara, esaslı sorunlara ee, cevap verebilecek insanların etrafında halkalanabildiği insanların işte Şam'da onu görebilirsiniz. Şam'da, Halep'te, Musul'da, bütün Kahire'de, bütün Arap dünyasında, Trablus Kart'ta, şurada, burada falan, Tunus'ta, Cezayir'de bu insanlar vardı. Az çok, iyi kötü vardı. Ve dolayısıyla Arap baharıyla yok ettiler. Arap baharıyla insanlar göremedi. Yani inanılmaz bir büyük tezgah dönüyor. Yani özgürlük getireceğiz. Sizi diktatörlüklerden kurtaracağız diye. Tamam mı? Yani iktidara getirecekler. Yani ihmanın Mısır'da iktidar olmasını demek bütün sahip olduğu sahip olduğu o ruhu yitirmesi demek. İktidar olacak. Hiç de iktidar tecrübesi yok. Ve inanılmaz bir şekilde devlet Türkiye'deki e, yüzlerce misli kadar yolsuzluğa teşne bir devlet. Müslümanlar bir anda perferişan olacaklar. Bütün o birikim yerle bir olacak. Yani bir şekilde e, alınları terleriyle kanla hatta dolayısıyla az e, can vermediler değil mi? Oluşturdukları birikim o ruh bir şekilde bir anda e, bir anda yok olacak. Tuz da buz olacak. Tamam mı? İnşallah imanım Müslüman iktidara gelmez. Yani gelirse mahvolur, perişan olur. Muhalefette durması lazım. Tamam mı? Yani dolayısıyla Arap dünyasında bütün o yani düşünün bir 20 senedir, 25 senedir, 30 senedir dolaşan birisi olarak Arap baharından önce, sonra falan Arap Arap son baharı önce, sonra dolaşan birisi olarak söylüyorum. Yaşanan dönüşümü Nasıl bir savunmanın yaşandığını hatırlatmak için ee, bir örnek vereyim bakın. Modernlik bir de şu işin bu tarafı var. Modernlik girmedi daha. Yani Arap dünyasının ee, yoksun insanlar. Kapitalizm bulaşmadı. iki ki bulaşmadı. Daha doğrusu kapitalizm belli bir elitokrasinin kontrolünde. Kitleler kapitalistleşmedi. Dikkat edin. Kitleler modernleşmedi. Sekülerleşmedi dolayısıyla. Kitleler geniş kitleler Modernleştirilemediği için İslam duvarlıkları güçlü. Yarın ileride inanılmaz bir şekilde sekülerleştirilecek, modernleştirilecek, tüketim toplum haline getirilecek. Berbat bir şekilde şu an o süreç başladı. Ve çok net söylüyorum. Dayanamayacaklar. Hiç kimse dayanamayacaklar. Arap dünyası dayanamayacak buna. Afrika dayanamayacak. Tamam mı? Bizim dışımızdaki Müslümanlar maalesef dayanamayacaklar. Biz çok çile çektik. Yani bu açıdan bu tecrübe yaşadık. Bu sekülerliğin bizi nasıl perişan ettiğini yaşıyoruz değil mi iliklerimize kadar? Yani sekülerleşmenin İslami kesimleri, İslami kesimleri diyorum toplum diğer kesimleri zaten gitmiş durumda. İslami kesimleri de nasıl per perişan ettiğini, nasıl duyarsızlaştırdığını falan görüyoruz. Ama biz direnebilecek durumdayız. Onlar direnebilecek durumda değiller. Bütün direnç noktalarını yitirecekler. Çünkü biz iyi kötü bir şekilde modern dünyanın içindeyiz ve o modern dünyayla e, savaşarak, hesaplaşarak geliyoruz. Araplar böyle bir tecrübeden yoksun. Ve bir an bir anda her şeyi terk edecekler. Net söylüyorum bunu. Yani fiilen bizzat tanık olduğum, yaşadığım, gördüğüm, gözlerimle gördüğüm bir şeyden bahsediyorum. Tamam mı? Yani ezbere teorik olarak konuşmuyorum. Şimdi o geçen e, derste okuduğunuz o Çinli ee, köylünün işte e, tarlasına su taşıması ve onu işini kolaylaştıracak o düzeneye karşı çıkmasının bir e, savaşla ya da e, dışarıdan kendini korumak e, zorunda kalmadığı güvenli bir ortamda sağlanabildiğini söylediniz. Evet. Dolayısıyla e, kültürleri, yaşantıları ve bunun zaman içerisinde zenginleşebilmesini sağlayan sağlayan şey o birikim bir mahremiyet, bir dokunulmazlık ulaşılmazlık sonucunda meydana geliyor. Bu şekilde e, gelişiyor, büyüyor. Değil mi? Evet. E, o zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Yeryüzünün bu e, aşırı uyarılmaya, savaşla bilgiyle çünkü bilgi de bir bombardıman yani ee, bir tırnak içinde bugün çocukların aklı karışıksa onları bilgi bombardımanına tutulduğu için belki de. Çünkü kapasite e, insan olarak kapasitenin üzerinde bir e, bilgiye maruz bırakıldığı için iflas ediyor. Yani zavallı çocuklar sonra. Neyse e, dünyanın bu hale gelmesinin sebebi de tren yolu yol, telgraf mı? Tabii. Yani bu o, şöyle yani onu biraz daha teorik bir dille kavramsallaştırarak alıştırarak söylemek gerekirse yani geldiğimiz noktadan geriye doğru gidelim. Tren yolu, telgraf bilmem ne falan sanal medya falan şimdi tren yolu, telgraf falan gene biraz daha şimdiki iletişim araçlarına göre bir gerçekten bir iletişim aracı. Yani onu görüyorsun. Tren yolu da öyle. Kültürleri taşıyor birbirine yani ürünleri falan taşıyor vesaire. her tür ürün anlamında kastediyorum. Tren yolunun taşıdığı şey. Yani o tren yolunun bizatihi varlığı kendisi de yani o çok nostaljik şiirsel bilmem ne falan bir nostaljiyle de anılmıştır değil mi? Yani bu konuda bir sürü film çekilmiştir. Romanlar falan, şiirler falan yazılmıştır. İşin bu tarafına girmeyeyim de. ama ama Gelişti, e, şunu söyleyebiliriz. Niceliğin hükümranlıdır bu. Araçların amaçların önüne geçmesidir. Araçlar arttıkça insan azalmıştır. Araçlar ne kadar artmışsa insan o kadar azalmıştır. İnsan ruhu o kadar dolayısıyla yok olmuştur. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla tam anlamıyla mutasyona uğramaya başlamıştır. Yani biz e, batılların dışındaki, batılılar da bu krizi yaşıyorlar. Yani batılılar da ya mesela biz batılıların sadece hakimiyetlerini sürdürmelerine bakarak, dünya üzerindeki hakimiyetlerini sürdürmelerine bakarak batılı toplumların yaşadıklarını düşünmeyelim. da toplum bitti, insan bitti. En basiti bir cep telefonu diyelim. Şimdi cep telefonunu alıyoruz ama cep telefonu kullanma amacını bilmiyoruz. Sizin dediğiniz şuna geliyor. Cep telefonu aldığınız zaman kullanma amacını bilmezseniz, o zaman araçlar amacı, amacın önüne geçer ama yok, yok. aldığınız cep telefonu doğru şekilde kullanırsanız. Yok, yok. Ben bunu söylemiyorum. Ben daha radikal bir şey söylüyorum. Daha esaslı bir şey söylüyorum. Daha esas. Yani Heidegger'in söylediği şey söylüyorum. Adam diyor ki, hadi gel. Çağımızın en büyük düşünürü. Hadi gel. Başıboş canavar diyor buna. Kontrolsüz canavar diyor. Tamam mı? Bu ne yapacağız bunu? Yani bir yere kadar kullanacağız. Bir yere kadar tamam. bunun bizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Tamam. Ben de onu demek istiyorum zaten olabilir, hocam. Olabilir. Yani yani bu, iletişim o... aracını biz başka yönlerde kullanırız. O bir iletişim aracı. Eyvallah. Yani onu o, çok fazla o kadar anlamıyoruz. Yani biz diyoruz ki esas itibariyle yani aslında biraz da anarşi olmak lazım. Bütün bunları kırmak lazım. Yani bütün bunların hepsini kır, kırıp atmak lazım. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama yani hocam desem... şimdi siz mikrofonu kullanıyorsunuz, bu mikrofon veya televizyon olması iletişim Kapatın. nasıl olacak? Yok, yok. <gülüyor> yani <gülüyor> iletişim olması lazım. Ses tamam ses geliyor da uzaklar daha uzaklar nasıl götüreceğiz bunu? Daha gerek yok Biz yok ben anlıyorum, siz söylemek istediğiniz şey anlıyorum. Yani normalde ee, e, yani bu araçların nasıl kullanılacağına dair amaçları iyi belirginleştirmemiz lazım. Evet. Diyoruz, değil mi? Çok fazla da dolayısıyla e, bu konuda mesafe kat edemiyoruz ama. Yani çok fazla yani çocuğa veriyorsun çocuk alıyor istediği gibi kullanıyor. Yani inanılmaz bir şekilde kullanıyor. Nasıl kullanıyor bilmez, bilemezsiniz. Ama yani bakın bu işte tecavüzler bilmem neler falan filan konuşuluyor. Çocuk istir, istismarı falan inanın batıda inanılmaz bir bu, e, berbat bir durum var batıda. Bu, yani bizdeki durum gene yani biz e, e, ne denir? E, aslında çok e, e, yani Allah koruyor mu denir bilmiyorum yani. İnanın gidin yani batıda işte çocuğu kaldırıp attığı için 18 yaşından e, sonra kaldırıp atıyor evden zaten. Ne işin var diyor çık git diyor geri zekalı mısın diyor o bu, bunu yani çok net bu ama 18 yaşından önce zaten denemediği bir şey yok çocuğun. 18 yaşından önce bitiyor her şey. Ve inanılmaz bir şekilde bu çocukları bu koruyor biraz. Neyden koruyor? İntihardan koruyor, uyuşturucudan koruyor. Bazen uyuşturucunun aracısı oluyor aynı zamanda. Uyuşturucuların pesfawinliklerin başka pesfawinliklerin ulaşamadığı şeylerin paganizmlerin ondan sonra ee, bir sürü sapkın e, şeylerin de aynı zamanda e, aracısı oluyor, onlara da ulaşıyor. İşte yani bütün e, şey de, e, sınırlar aşındığı için ister istemez bizim Müslümanlaşmamız ölçüsünde bu araçları daha düzgün bir şekilde e, kullanabileceğimizi düşünüyorum. Yani ne kadar ne kadar sahici samimi bir şekilde Müslümanlaşabilirsek bu araçların hayatımızdaki yerinde o kadar Gerektiği kadar Lüzum olduğu kadar Kullanabiliriz diye belirleyebiliriz. Ama çoluğun, çocuğun, gençlerin bu konuda e, e, nasıl bir yöntem izleyebileceğini belirleyebilmemiz biraz zor olabilir. Yani o konuda çok mesafe kat edebileceğimizi zannetmiyorum. Yani onlar aldılar gittiler. Onlar zaten artık yani şöyle e, ok yerden çıkmış deriz ya. Tam okun yerden çıkması vaziyeti gibi artık onlar gidiyor bir yere doğru tamam mı? Onları nasıl... E, e felaketten kurtarabiliriz ona bakmamız lazım. Yani onun yolu kendi dünyamızı kurmak. Yani kendi dünyamızı ilk önce kendimizde kurmak. Yani kendimizde etrafımızda en yakından başlayacağız. Yani uzaklarla fazla uğraşmaya gerek yok. Biz ya zaten bunu başardığımız zaman inanılmaz bir mesafe katederiz. Yani bu konuda da yani bunları küçümsemeyelim. Toplumu kurtarmaya bakmayalım. Biz i̇lk önce kendimizi kurtaralım. Türkiye'yi, ülkeyi, dünyayı kurtarmaktan vazgeçelim. Kendimizi kurtarmaya bakalım. İnanın herkes kendini kurtarmaya baksın. Çoluğun çocuğunu kurtarmaya baksın. Bu iş biter. Bu konuda hiç çaba sarf etmiyoruz ama. Yani çocuklarımızın en iyi mühendisler olmasını, en iyi avukatlar, en yani herkes kariyer sahibi olmasını istiyor çocukların. Yani ben ahlaklı çocuk yetiştirmek istiyorum diyen ben rastlamadım. Yani esas itibariyle benim çocuğum ahlaklı olsun. Ülkeye faydası olsun. Yani nasıl olursa olsun faydası olsun en kötüsü bu ama bu ülkenin bu ülkenin mesela bu ülkenin önünü açacak e, çocukları doktorları mühendisleri bilmem nesi falan değil düşünürleri sanatçıları ilim adamları benim çocuğum ilim adamı olsun benim çocuğum hafız olsun ilk önce hafız yani ilk önce Kur'an-ı Kerim'i etsin. bu bu anlayışı terk ettik zaten böyle bir anlayış var mı artık onun için onu düzenli kurmamız lazım yani onun düzenini kurmamız lazım. Onun için devletten bağımsızlaşması lazım bu işlerin. Yani bir şekilde devlet eğer olacaksa bir şekilde bu işin içinde bir yerinde olacaksa en fazla o da güvenliğimiz insanlar iş başında ol, olduğunda o zaman devletin müdahalesine izin verebiliriz. O bir şekilde organize edebilir. Düzenleyici bir rol oynayabilir. Filan daha hızlandırabilir süreci. Ama sürecin hızlanmasından çok kendimizi kendimizi kurtarma konusunda çocuklarımızı kurtarma konusunda hızlı adım atmamız lazım. Yani bu konuda hızlı adım atmamız lazım. Daha doğrusu asıl söylemek istediğim şey şu. Bizim önümüzü açacak insanları yetiştirme konusunda hızlı adım atmamız lazım. Yani genel kitleyi falan geçtim. Şimdi genel kitleyle falan uğraşamayız. Şu an genel kitleyle uğraşamayız. Tamam mı? Benim çocuklarımı yahu bakın bu ülkedeki bütün yabancı liseleri düşünün bütün yabancı kolejler, yabancı liseler, St. Joseph'idir, Gaza Galatasaray'dır, Robert Koleji'dir, şunlar bunları, 20-25-50 tane lise var. Benim ülkemi yöneten insanları, kremayı bu liseler yetiştiriyor. Ben istediğim kadar e, kendi kendime gelin güvey olayım. İstediğim kadar bin defa iktidar olayım. Hiçbir şey yaramaz. Benim ülkemi şey, yönetecek kremayı... Bu okullar yetiştiriyor. Ben ne yapıyorum? Nal topluyorum. Bu kadar. Tamam mı? İki tane, üç tane üniversite. Dün bakıyordum işte Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, e, Avrupa, Avrupa'daki ülkeler içinde birisi yedinci sırada, öbürü onuncu sıraya, o, sırada. Merkez değil de e, yani genel Avrupa değil, e, merkez Avrupa. Pardon merkez derken İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı falan kastetmiyorum. Yani Orta Avrupa ve e, doğusu. Orta ve Doğu Avrupa veya öyle deniyor değil mi? Onlar içinde bu e, Boğaziçi 7. sıraya pardon 5. sıraya yükselmiş. 7. sıraymış. Eee de 10. sıraya girmiş. İyi de yani ne ki? Yani ne işe yarıyor bu üniversiteler? Bu, bu üniversiteler benim e, benim ülkemin önünü açacak bu ülkenin ruh köklerinden beslenen, bu ülkenin ruh köklerini yeniden icat eden insanlara sunabilecek o işte Gazanileri, Yunusları, Mevlana'ları, Fuzulileri, Sinanları mı yetiştiriyor? Hayır, bunların yetişmesinin önünde engel teşkil ediyor. Ben böyle üniversiteler kurmam lazım. Yani benim önümü açacak, insanları yetiştirecek. Yani o yüzden kitlele uğraşamayız. Benim söylemek istediğim şey o. Yani ilk önce kendimize çekidüzen vermemiz lazım. En yakınımıza ve dolayısıyla bizi, bizim önümüzü açacak, e, insanları yetiştirecek bir yere kilitlememiz lazım kendimizi. Yani burada devletin yapması gereken şeyler var. Bizim yapmamız gereken şeyler var. Cemaatlerin e, toplum olarak kendimizin falan filan ama iş kesinlikle ailede başlıyor. Bilin yani. Batı'da aile maile yok, toplum falan filan yok. Yani kurumlar kurulmuş, kurumlar Adam yetiştirmiyor. Şunu bilin. Kesinlikle sadece canavarı yetiştiriyor. Yani bu işte ben, ben tam gibi ondan sonra Stuart Mil gibi bilmem ne gibi sadece canavar yetiştiriyor. Yani e, ondan sonra da çıkıyor atom bombasını icat ediyor. Ondan sonra da atom bombası aleyhinde e, laf ediyor. Sen icat etmişsin bir defa bunu. İstediğin kadar konuş. Tamam mı? Bu tipik Yahudi psikolojisi aslında. Tipik Yahudi psikolojisi. Ve işin ilginç tarafı da şu. Mesela dünyada olup biten şeyleri görmemiz açısından e, Yahudilerin dünyayı nasıl perferişan ettiğini dünyayı, Avrupa'yı Avrupa, mesela Avrupa mesela o sorduğunuz sorunun cevabı orada gizli. Fransızlar, e, Almanlar şunlar bunlar Avrupa'nın merkez ülkeleri bunlar. Kesinlikle bağımsız değil. E, yani para sermaye dünyaya çekidüzen veriyor. Sermayede çok küçük bir azının elinde. Bu kadar. Sermaye dünya çekişmeler, işte o sermaye şekillendiriyor. Türkiye'deki eğitim sistemini, ekonomik sistemi, ekonomik iktidarı, kültürel iktidarı, medyatik iktidarı o sermaye şekillendiriyor ve küresel sermayenin ee, bunlar kulları, kulları köleleri dünyanın neresinde olursa olsun bunların vatanı yok, tamam mı? Yani bu sözün ettiğim okullardan, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan insanlar genellikle bu ülkenin çocukları değil, küresel sermayenin köleleri.